Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yine çok işinize yarayacak bir bilgiyle karşınızdayım. Bugün bilgisayarınızdaki diski ücretsiz olarak nasıl klonlarsınız? Bundan bahsedeceğim. Normalde benim bilgisayarımda 500 GB'lık bir disk var. Ben Samsung eve 970'lik 1 TB'lık bir disk aldım. Bilgisayarımda ikinci bir M.2 disk takma yuvası olmadığı için de Asus'un harici M.2 disk kutusunu kullanacağım. Eğer bilgisayarınızda ikinci bir M.2 disk girişi yoksa böyle bir kutudan faydalanabilirsiniz. İşlem bittiğinde de diskimi bilgisayarıma takacağım. Benim laptopumdaki diskler M.2 SSD olduğu için ben bu şekilde yapıyorum. Bilgisayarınızda normal bir disk varsa ve SSD'ye çevireceksiniz. Yine aynı şekilde bu işlemi yapacaksınız arkadaşlar. Eğer diskinizde ikinci bir SSD ya da ikinci bir disk yuvası yoksa bu şekilde bir harici disk kutusu alarak işlemi yapabilirsiniz. Ardından diski çıkartıp bilgisayarınıza takacaksınız. Bilgisayarınızdaki diski de bu şekilde bir kutuya takarak harici bir disk olarak kullanabilirsiniz. Hazırsanız ücretsiz olarak disk klonlama yöntemine geçelim. Arkadaşlar, ben diski bilgisayarıma taktım. Şuradan hemen göstereyim. Diskim şu. Birazdan kendisi otomatik olarak biçimlendirecek. Bunu kapatıyorum. Öncelikle Hasslio, yani bu uygulamaya ihtiyacımız var. Bunu da ücretsiz olarak buradan indireceğiz. Ben bu linki açıklama kısmına bırakacağım. Download diyorum. Şuna bir basalım. Evet, şimdi inmeye başladı. Program hakkında merak ettiğiniz her şeyi bu makalede bulabilirsiniz. Ayrıca videodaki adımları da takip edebilirsiniz ya da buradan da takıldığınız şeyleri takip edebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi indi. Çift tıklıyorum ve açıyorum. Bu arada siteyle de işim kalmadı. Ekrana bir uyarı geldi. Bilinmeyen bir yayıncıya ait bu uygulamanın cihazınıza değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diye soruyor. Evet diyorum. Türkçe kuracağım ben. Anlaşmayı kabul ediyorum. Next diyorum. Tamam diyorum. Yine next diyorum. Masa üstüne bir kısa yol atacağını söyledi. Bu işlemi normal disklerde, SSD'lerde, daha doğrusu bütün disklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu da kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar, program açıldı. Nereye kopyalamak istiyorsunuz diye soruyor. Ben C diskini kopyalayacağım. İleri diyorum. Nereye kopyalamak istiyorsunuz diye soruyor. Benim diskim D diskiydi. D diskini seçiyorum. İleri diyorum. Burada bir değişiklik yapmadan, burada sektör sektör de klonlayabilir. Ama ben burada bir değişiklik yapmadan ilerle diyorum. D diskimdeki bütün her şeyi sileceğini söylüyor. Yani klonlayacağı diskteki her şeyi sileceğini söylüyor. Benim için problem değil. Evet diyorum. Ve şu an silme ve klonlama işi başladı. Bu işlem bilgisayarınızda yüklü olan dosyalara göre uzayabilir ya da kısalabilir. İçinde Windows 11 yüklü. Ayrıca videolar falan var. Bu da biraz zaman alacak demektir. Ben şimdi videoyu hızlandırıyorum.
Gördüğünüz gibi klonlama işlemi bitti. Buna bitti diyorum. Ve bunu kapatıyorum. Bakalım klonlama işlemi yapılmış mı? Buradan bilgisayarıma geliyorum. Klonlamayı D diskime yaptım. Bilgisayarım C diskinde. Buradan kullanıcılara geliyorum. Kendi masaüstüme geleceğim. Gördüğünüz gibi masaüstümdeki dosyaların hepsi buraya gelmiş durumda. Videonun başında da söylediğim gibi bu işlemi normal disklerde, SSD'lerde ve M.2 SSD'lerde yapabilirsiniz. Bilgisayarınızda 2 adet disk girişi varsa ikinci disk girişine diski takarak bu klonlamayı yine yapabilirsiniz. Ben şimdi harici disk kutumdaki 1 TB'lık diskimi çıkartacağım ve laptopumun içine takacağım. Laptopun içindeki diski de çıkartacağım ve direkt olarak laptopum çalışacak arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videomuz hakkında ve diğer bütün videolarımız hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlıca cevap veriyor olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.